Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. İslam'ı yaşamayanlar zeytinyağı gibi üste çıkacak. İslam'ı yaşamayanlar. Zeytinyağı nasıl arkadaşlar? Hani derler ya, ya bu adam haksız ama bakıyorsunuz ya zeytinyağı gibi üste çıkıyor diyor bak. Zeytinyağı gibi üste çıkıyor. Niye? Bir şekilde alleme diyor, kulleme diyor, bir şey yapıyor. Ketenpere yapıyor, üste çıkıyor. Haksız olduğu halde haklı gibi gözüküyor, üste çıkıyor. Bu sözü hepiniz biliyorsunuz. İslam'ı yaşamayanlar üste çıkacak. İslam'ı yaşayanlar ezik gibi kalacak. İslam'ı yaşayanlar bugün ezik. Müslümanlar ezik, Müslümanlar zelil, Müslümanlar rezil. Amerika'ya saydıranlar, Amerika'ya sövenler, saçı, sakalı, kılığı, kıyafeti, pantolonu, tişörtü, her şey Amerikan olmuş. Amerikalılar gibi yaşıyor, Amerikalılar gibi yiyor, Amerikalılar gibi içiyor, onlara benzemeye çalışıyor. Macera dolu Amerika diye Amerikalara kaçmaya çalışıyorlar. Ondan sonra kardeşim, elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah, ya sen kesinlikle ve kesinlikle sahtekarsın. Ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? İslam'ı yaşamayanlar üste çıkacak, İslam'ı yaşayanlar ezik gibi kalacak. Ya adam Amerikan özentisi, Avrupa özentisi, Yahudi, Siyonist, Hristiyan özentisi, adam böyle geziyor. Böyle ya, göğsünü kaparta kaparta. Ama Müslüman bugün böyle iki büklüm. Aman şey olmasın, aman o olmasın, aman bir şey derler, aman onu yaparlar, aman bunu yaparlar, aman vururlar, aman döverler, aman söverler. Müslüman hep geri vites. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyametle alakalı hadis-i şeriflerini unutmayın. Sen Amerika'ya özeniyorsun. O Amerika dediğin o kafirler Müslümanların öldürülmesi için ellerinden gelen her şey yapıyorlar. O hastaneye atılan bombayı kim gönderdi onlara? Amerika gönderdi. Kim gönderdi? Joe Biden gönderdi. Ya namussuz 10 tane merdiven çıkıyor. 5 tanesinde düşüyor, takla atıyor. Yani yürümeyi bilmiyor, konuşamıyor, hareket edecek. Yani böyle yatalak hastalar gibi ama geri kalmıyor. Evet, geri kalmıyor. Herif açıklama yapıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya savaş, resmen savaş kardeşim. Bütün şu anda hani savaş uzmanları diyor ki bu diyor, bu yapılan hareket savaşa aykırıdır. Ama bugün o Joe Biden denen zındık kafir sanki İsrail'i tebrik etme mahiyetinde hemen bombalamanın ertesi günü sabahı oraya gidiyor, havalimanında karşılanıyor. Sanki mazlum olan, haklı olan onlar gibi sarılıyor, kucaklıyor. Bir de böyle hani sen üzülüyor ana ya. Hani sanki şey vurulmuş, İsrail vurulmuş da İsrail'e başsağlığı diler gibi. İsrail'e ya kusura bakmayın hani yetişemedik işte sizi vurdular der gibi geliyor orada Biden, orada havalimanında sarılıyorlar kucaklarına, aman ya Rabbi ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahvali bak ne diyor? İslam'ı yaşamayanlar kafirler üste kalacak, Müslümanlar ezik gibi aşağıda kalacak. Rabbim Celle Celaluhu bizi bu sıkıntıdan, bu ahvalden uzak eylesin ya. Amin. Ya böyle bir şey Allah aşkına yeryüzünde görülmemiş bu zamana kadar ya. Sen o bu şu Amerika 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 şöyle Amerika böyle diyorsun da o özendiğin, o sevdiğin o Amerika şu anda kardeşim bak geçen video gösterir. O dün hastaneye vuran bomba yani diyorlar ki dünyanın en acayip bombalarından bir tanesi. Yere düşmeden havada parçalanıyor ve ısı yayıyor. Patlatma özelliği değil. Bombanın özelliği patlatma değil. Tamamen yakma. Yakıyor. Ve diyorlar ki oradaki şehit olanların çoğu kül olmuş. Kül olarak şehit olmuş. Bomba yere düşmeden 3 metre kala patlıyor. Sıcaklıkla beraber her tarafı mahvediyor. İşte birileri de Amerika özgürlükler ülkesi, bilmem ne macera ülkesi, İşte şöyle Amerikan tıraşı, böyle Amerikan kotu, böyle Amerikan sigarası, böyle Amerikan diye. Estaizu billah, bismillah. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar diyor. Allah Celle Celaluhu. Azıcık da olsa kafirlere meyletmeyin. Azıcık da olsa. Yoksa ateş sizi yakar diyor. Kim diyor? Allah Celle Celaluhu. Ama bugün Müslüman maalesef ama kuyruğunu kaptırmış.
gidiyor. Umrunda mı? Değil. Kalkıp oradan, ya arkadaşlar mevzu zaten açık belli. Bu adamlar diyor ki erkekseniz diyor İsrail'e bulaşın. Arkasında biz varız. Açık açık bunu söylüyor. Ama bugün 2 milyar Müslüman gık diyemiyor. Anca yok toplanıyoruz, kurultay yapıyoruz, bilmem ne karar alıyoruz. Ya daha yardımlar Mısır'da tıkanmış kalmış ya. Oraya gidecek yardımlar, 3 uçak dolusu Türkiye'ye yardım göndermiş. 3 uçak dolusu yardım Mısır'da bekliyor. Şimdi yardım gönderiyorsun, bu sefer diyorlar ki yardıma ihtiyacımız yok, burada ölüyoruz. Şimdi hiç göndermesen niye yardım gitmiyor oluyor? Ne yapacağımızla şaşırdık. Muhabbetlere bak. Bak rezillik. İslam'ı yaşayanlar ezik kalacak. Hadis-i şerif. Ne kadar aciz arkadaşlar, farkındasınız değil mi? Ne kadar eziyiz. Ezik. Osmanlı ki 7 kıtaya 6 asır kesintisiz hükmetmiş. Delikanlı olan Osmanlı sınırlarında bir yanlış yapsın. Adama erkek derler, erkek. Nasıl oldu onlar? Onlar dedi ki kardeşim, biz bununla yaşarız, bununla hükmederiz, bununla ölürüz. Bizim hayatımız, yaşam tarzımız, bize yön veren şey Kur'an'dır. Allah Celle Celaluhu'nun kanunları, kuralları, nizamı, yani nedir arkadaşlar? Şeriat. Şeriat ile yaşarsan seni yaradan Allah Celle Celaluhu der ki kulum, sen benim kanunlarımı, sen benim kurallarımı benimsiyorsun. Sen benim dediğim gibi bir hayat yaşamaya çalışıyorsun. O zaman alsana dünya, ayaklarının altına seriyorum. Sahabeler denizin üstünde yürüdü. Ayaklarının altları ıslanmadı. Bunlar sahihte geçer. Bunlar sahih, sahih. Ayaklarının tabanları ıslanmadı ya. Niye? Çünkü onların kalbinde Kur'an vardı. Onların dilinde Kur'an, onların yaşantısı Kur'an'dı. Bugün Müslümanlar derede boğuluyor. Derede boğuluyor. Çocuk havuzunda boğuluyoruz. Rabbim Celle Celaluhu bizleri özüne dönenlerden eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu sahabe gibi yaşamayı nasip eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu Osmanlı ecdadımız gibi tekrardan 7 kıtaya hükmetmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Ama o da tek şart var kardeşim. Adam gibi, yani Müslüman gibi yaşayacaksın. Kur'an ne derse onu yapacaksın. Rabbim nasip eylesin. Amin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munker ve tu'minune billah.